Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Bizleri yaratan, yaşatan, yöneten, sayısız nimetler bahşeden Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Hakkı hak bilen, hakka ittiba eyleyen, batılı batıl bilen, batıldan içtinab eyleyen kullarından eylesin. Her türlü küfürden, şirkten, nifaktan, tuğyandan, tağuttan, azgınlık, sapıklık, haram, isyan, bid'at, her türlü Rabbimizin razı olmayacağı işlerden bizleri muhafaza eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca bir hayat yaşamayı, son nefesimizde de iman ve şehadet üzere teslim-i ruh etmeyi nasip eylesin. Kıymetli cemaati müslimin, değerli hazirun, Araf suresi 55. ayeti kerimeyi en son okuduk. Önemine binaen söylenmesi gereken bazı şeyleri yine hatırlayalım ve bu ayet üzerinde biraz daha konuşalım. Cenab-ı Hak bize ihlasla konuşmayı, dinlediklerimizle de cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. Sen billah ud'u rabbekum tadarru'an ve hufye innehu la yuhibbul mu'tedin. Sadakallahul azim. Ud'u rabbekum, Rabbinize dua edin. Tadarru'an, korkarak, yalvar, yakar olarak ve hufyeten, gizli. İnnehu şüphesiz Allah, la yuhibbul mu'tedin, haddi aşanları sevmez. Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak ve bu duanın da nasıl olacak olduğu hakkında Rabbimiz bize yol gösteriyor. Allah'a dua edin. Duaya ihtiyacımız var. Çünkü Mevla kendisine dua edip, el açıp, yalvarmayan kuluna gazap eder diyor hadis-i şerifte. Kendisinden istemeyen, dua etmeyen kuluna Allah gazap eder. Çünkü dua, hani Allah'ın ayeti kerimede buyurduğu üzere وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى siz fakirsiniz, siz zayıfsınız, siz acizsiniz. Siz hakikaten ihtiyaçlısınız, ben sizin ihtiyacınızı karşılayacak gani, zengin, kudreti sonsuz olan Rabbinizim. Sizin el açıp bana dua etmeniz, acizliğinizi itiraf etmek, kabul etmektir. Ama dua etmiyorsanız, demek ki haşa Allah'ın büyüklüğünü, kendi acizliğinizi kabul edemiyorsunuz demektir. Allah dua etmeyen kulundan razı değil. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki مَا مِنْ شَيْءٍ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَى Allah Azze ve Celle'ye duadan daha sevimli, daha güzel bir şey yok. Yani Allah'ın kulundan görmek istediği, razı olduğu, hoşnut olduğu, sevdiği en güzel şeylerden biri de nedir? Duadır. Mevla kulunun kendisine yalvar yakar, boyun kırarak dua etmesini istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu manada duaya dair bize çok şeyler öğretiyor. Duanın nasıl yapılacağını, nasıl dua edilmesi gerektiğini, duanın kabulü için gereken şartları, dualar kabul edilmiyorsa niye kabul edilmiyor gibi hususlarda dua ile alakalı ulema çok şey ortaya koymuş. Dua madem ki ibadetin, kulluğun özüdür diyor hadis-i şerifte, o zaman bu duaya biraz ehemmiyet vermek lazım.
Her ibadetin bir vakti var. Namazın vakti belli. Orucun vakti belli. Zekatın, haccın mevsimi, zamanı var. Ama zamanı, mevsimi, vakti olmayan iki şey var. Biri dua, diğeri zikir. İstediğiniz vakitte, istediğiniz zamanda dua edebilir, zikredebilirsiniz. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde buyurduğu üzere diliniz sürekli Allah'ın zikriyle, Allah demekle, dua, istiğfar, zikirle ıslak kalsın diyor. Ölüm size geldiğinde diliniz Allah'ın zikriyle meşgul iken sizi bulsun. Ölümün ne zaman, ne vakit, nerede geleceği belli mi? Siz sürekli dilinizi Allah'ın zikriyle, dua ile meşgul ederseniz, dili buna alıştırırsanız, ölüm size geldiğinde yine böyle zorlanmazsınız Allah demekte. Mevla Teala dilini ismiyle ve ona dua ile sürekli ıslak tutan kullarından eylesin diye. Duanın kabulüyle alakalı söylenecek çok şey var. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Ya Resulallah, duaların kabulü için, yani ben dua edeceğim ama Allah benim dualarımı kabul etsin istiyorum. Bunun için bana ne tavsiye ediyorsunuz? Duası makbul bir adam olmak neyle mümkün? Efendimiz Aleyhisselam'ın sağda, onun üzerinden bize verdiği cevap. Siz de dualarınızın kabul olmasını istiyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, yediklerine, içtiklerine dikkat et. Başka rivayette, ağzına girene de, ağzından çıkana da dikkat et buyuruyor. Çünkü bu ağız, Allah Azze ve Celle'yi zikrettiğiniz yer, dua ettiğiniz yer, burayı kirletmeyin diyor Efendimiz. Kirli ağızlarla yapılan duaya Allah icabet etmez. O zaman bu ağzı haramla kirletmeyin, ağzınızdan çıkacak günah, küfür, Allah'ın razı olmayacağı yalan, gıybet vesaireyle de kirletmeyin. Kirli ağızda sonra dua edersiniz, Allah dualarınızı kabul etmez. Oysa Mevla Teala Kur'an'da buyurdu, Ud'uni estecib lek. Dua edin, kabul edeceğim diyor Allah. Söz veriyor Mevla. Allah söz verdiği halde niye dualarımızı kabul etmiyor? Allah sözüne hulfeder, vaadinden cayar mı? Haşa ve kella. Allah söz vermişse sözünü tutar. Efendimiz ne buyurdu? Allah haya eder, kerem sahibidir. Kendisine kalkan elleri, dua eden dilleri boş reddetmekten haya eder Allah buyuruyor. Yani kulu elini kaldırıp da Ya Rab diye istediğinde Cenab-ı Hak onu boş göndermekten haya eder. Çünkü Allah cömerttir, kerem sahibidir. O zaman biz ellerimizi kaldırıyoruz. 2 milyar alemi İslam olarak Allah'a dua ediyoruz. Niye Allah dualarımızı kabul etmiyor? Söz vermiş kabul edeceğim diye. 2 milyar alemi İslam ne diyoruz? Ya Rab Mescid-i Aksa'yı İsrail işgalinden kurtar. Öyle mi? Hele Arafat'ta günahlarından tertemiz, annesinden doğduğu gün gibi olan hacılar Arafat'ta dua ediyorlar. Başta Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya, Ümmet-i Muhammed'e, kendilerine, aile efradına Allah Arafat'ta yapılan duaları bile kabul etmiyor. Oysa kabul edeceğim diyor Mevla. Bunun sırrı hikmeti ne? İbrahim Ethem'e sordular. İbrahim Ethem de dedi ki, sizde dedi şu 10 hastalık var. O yüzden Allah dualarınızı kabul etmiyor. Yani Allah'ın dualarınızı kabul ederim sözünde sıkıntı yok. Sıkıntı sizde. Sizde de şu hastalıklar dualarınızın kabulüne engel. Yani vücudunuzda şu mikroplar var. Bu mikroplar o ilacın vücudunuza tesir etmesini engelliyor. O zaman önce o mikropları, o virüsleri vücudunuzdan atmanız, temizlemeniz lazım. Ki dualarınızı Allah kabul etsin. Nedir onlar? 10 şey söylüyor İbrahim Ethem. 1. Allah'a iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Ama inandığınız Allah'a kulluk yapmıyorsunuz.
Sonra da dua ediyoruz da niye Allah kabul etmiyor diyorsunuz. Allah'a iman ettik mi? Ettik. İnandığımız Allah'a kulluk yapıyor muyuz? Herkes kendini biliyor. Kulluğumuz ortada. Ümmetin vaziyeti, durumu ortada. İnandığımız Allah haşa yokmuş gibi yaşıyoruz. Allah var diyoruz ama yaşantımızda televizyon seyrederken Allah yok. Maç seyrederken Allah yok. Kahvede otururken, oyun oynarken, dedikodu yaparken, çalarken, haksızlık yaparken, hakkın olmayan şeye el uzatırken artırayım. Var mı Allah? Eğer Allah hayatımızda olsaydı biz böyle mi olurduk? Allah var diyorsunuz diyor İbrahim Ethem ama yok gibi yaşıyorsunuz. Kulluk yapmıyorsunuz. Kulluk yapmadığınız zaten dualarınızın kabulünü istiyor. Öyle bir şeye hakkınız yok diyor. Bu bir. Konuşacak çok mesele var ama çok detaya inmeyelim. Mesele anlaşılsın. İki, ikinci mikrop hastalığınız. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz diyorsunuz. Ama hiç de ümmetlik yapmıyorsunuz diyor. Öyle mi? Sorulduğunda hepimiz Muhammediyiz. Muhammed'e tabi. Onun ümmetiyiz değil mi? Peki Muhammedi olmayan bir adama İsevi olsun, Musevi olsun, ateşperest olsun, mecusi olsun, ateist olsun. Al. O adamın hayatıyla ben Muhammediyim diyen adamın hayatına bak, kıyasla. Ne fark var? Hani sen Muhammed ümmetiydin. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olan sahabenin kulluğuyla, ümmetliğiyle senin ümmetliğin aynı mı? Hangi yüzden Allah'a dua ediyorsun da Allah duamı kabul etmiyor diyorsun? İnandığın, kabul ettiğin peygamberin yolundan gitmezsin. İzinden gitmezsin. Getirdiklerini kabul etmezsin. Sünnete itiraz eder, hadise itiraz edersin. Peygambere benzemeyi kerih görürsün. Peygambere benzeyenlerden nefret edersin. Ama bir gavur gördüğün zaman ağzının suyu akar. Efendim, ondan sonra da Allah dua ediyorum. Niye kabul etmiyor? Niye kabul etsin? Peygamberinizden rahatsız oluyorsunuz. Tenzih ediyorum. İbrahim Ethem'in dediğini aktarıyorum. Biz öyle değiliz inşallah. Peygamberinden rahatsız olan bir ümmet, peygamberine benzemekten korkan bir ümmet, peygamberinin sünnetini yaşamaktan imtina eden bir ümmet, peygamberin getirdiklerini hayatına kabul etmekten imtina eden bir ümmet. Öyle değil mi bugün ümmetin hali? Ondan sonra Allah niye dualarımızı kabul etmiyor? Niye etsin? Üçüncü hastalığınız. Kur'an'a iman ettik dersiniz. Kur'an bizim kitabımız. Kur'an son kitaptır. Allah tarafından gönderilmiştir. İnandık dersiniz. Hatta öpersiniz. Başınıza vurursunuz. Belden aşağı tutmazsınız. Edepsizlik sayarsınız. Kur'an belden aşağı tutulmaz. Kızların çeyiz bohçalarında, kütüphanenin en üst raflarında Kur'an'a hürmet edersiniz. Hele böyle yanık sesli hafızın biri okuduğunda kendinizden geçer, ağlarsınız. Ama inandığınız Kur'an'ın ayetleri size okunduğunda rahatsız olursunuz. Kur'an'ın sizden istediği hayatı yaşamak istemezsiniz. Kur'an hayatınıza hakim olsun, hükmetsin, istemezsiniz diyor İbrahim Ethem. Kaç asır öncesinden ümmetin hastalıkları nasıl teşhis etmiş? Yani bugün ona verilecek bir ünvan, ordinalis, profesör desen hakkı mıdır? Tam 12'den isabet etmiş ümmetin hastalıklarını. Bak bu mikroplar sizde olduğu müddet 5 milyon Hacı Arafat'ta dua etseniz Allah kabul etmez, etmiyor da zaten. Kur'an kitabımızdır diyorsunuz. Ama Avrupa'nın kitaplarını hayat kitabınız olarak kabul ediyorsunuz. Allah'ın kitabını sadece mezarlıklar kitabı olarak okuyorsunuz. Ondan sonra da Allah niye dualarımızı kabul etmiyor? Niye kabul etsin? İnandığı kitabı hala şu yaşına kadar Müslüman olup da eline Kur'an'ı almayan adam var, adam.
şu yaşına kadar Müslüman anlı seyredi, inandığı, iman ettiği Kur'an'ı okumaktan aciz olan Müslüman var. Ondan sonra Allah niye dualarımızı kabul etmiyor? Halbuki söz vermiş kabul edeceğim diye. Ya sen Allah'ın sana gönderdiği kitabı eline almamışsın. Allah'ın kitabını, mesajını Ahmet'in, Mehmet'in mesajı kadar kıymet vermemişsin. Telefonunuza şöyle hatırı sayılır birinden bir mektup gelse, mesaj gelse yahut da bir arama gelse, arayan kim? Trabzon valisi. Öyle kabul edin. Falan bilmem ne bakanı, falan partinin, hangi partiliyseniz seni aradığını düşün. Şöyle iki dakika seninle konuşacağım. O telefonla o iki dakika bitsin ister miyiz? Allah için soruyorum. Sevdiğin parti lideri seni arayacak. Senden 5 dakika konuşacak. O 5 dakikayı sonra nasıl, ya geçenlerde bizim parti başkanı sağ olsun beni aradı da şöyle bir hatırımı sordu, 5 dakika konuştuk diye torununa 7 ceddini anlatırsın onu. Allah Kur'an'da seninle konuşuyor. Niye Allah ile konuşmak istemiyoruz? Ahmet'le Mehmet'le konuşmaya can atıyorsun. Yaratan Allah ile konuşmak istemeyen Müslüman. Ahmet'in, Mehmet'in telefonuna gönderdiği mesajı vakit geçirmeden namaz arasında imam hutbedeyken çoklarına bakıyorum, elinde telefon, telefonla uğraşıyor. Allah Resulü diyor ki imam hutbedeyken yanındaki konuşsa ona sus bile deme. Biz imam hutbedeyken telefondan mesajlaşan, telefonda sosyal medyada takılan bir ümmet. Ya telefona iman ettiğimiz kadar, telefona değer kıymet verdiğimiz kadar Allah'ın kitabına hayatımızda yer verseydik, bak sizin dualarınız o zaman dağları yerinden oynatırdı diyor Efendimiz. Dua öyle bir silah ki senin duan ile Allah dilerse dağları yerinden oynatır mı? Geçmişte buna tarih şahit. Kur'an haber veriyor. Musa Aleyhisselam'ın bir duasıyla Allah denizi göl yaptı mı ona? Salih Aleyhisselam'ın bir duasıyla koca kayadan bir deve çıkarttı mı? Allah aynı Allah. Bedir'de peygamberin bir duası ile 5000 meleği Bedir'de yardıma gönderdi mi Allah? Şimdi biz 2 milyar Müslüman dua ediyoruz. Allah niye meleklerini göndermiyor bize? Hoca Efendi'nin birini diyor Ramazan'da cemaatten biri iftara davet etmiş. Köyde adet, eskiden öyleydi. Her akşam Hoca Efendi birinin evinde iftar açıyor. O eskilerdendi yani. Şimdi öyle kimse kimseyi evine davet etmiyor da yanlış anlaşılmasın. Hani hoca kendini davet ettiriyor zannetmeyin. Etseniz de gelemem zaten. Hoş edeceğiniz de yok. Ayrı mesele de tenzih ediyorum. Hocam ne diyor? Allah razı olsun. Allah niyetini kabul etsin. Akşam hazırlan. Eksik olmayın. Şimdi hoca gitmiş cemaatin evine. Sıra o akşam o kardeşte. Tabii evde telaş var. Hoca gelmiş, misafir edecekler, ikram edecek. Ona göre yani mahcup olmayalım. Hocayı odada bırakmışlar. Hanımla erkeği mutfakta hazırlık yapıyorlar. Yemekler yendi, uzatmayalım. Hoca efendi namaz için müsaade istedi, çıktı gitti. Sonra evde ev hanımla adam baş başa kalınca aralarında konuşuyorlar. Dedi ki kadın, bey dedi, şu odaya dedi ben para koymuşum yüklü miktarda. Sen mi aldın dedi onu. Yo ben parayı almadım dedi. Allah Allah. Bugün bu eve giren çıkan hoca gelmişti akşam iftara. Başka kimse gelmedi bizim evimize bugün. La oraya koyduğumuz parayı hoca mı aldı dersin bey? Ben almadığıma göre, sen almadığına göre oraya koydum diyorsun. Eyvah. Hem de hocanın olduğu odada, hocanın beklediği odada. Hoca aldı parayı. Ne diyeceğiz şimdi biz hocaya? Hoca paramızı aldın, yazıklar o. Hocaya denir mi bu? İçimizi atalım, yutalım dedi hanım. Yapacak bir şey yok dedi. Bir sene boyunca ne camiye gitti, ne hocaya selam verdi. İçine atmış adamı. Ama bir sene sonra Ramazan yine geldi. Köyün adeti, hocaya akşam birine gidiyor. Sıra bunlara yine geldi. Hanım ne yapalım? Çaktırmayalım ama dedi, mecbur kabul edeceğiz dedi yani. Köylüye anlatamayız. Hoca hırsızlık yaptı. Denir mi? Dediler, hoca efendi buyur, bu akşam bizdesin.
Yemeği yerken adam dayanamadı artık. Dedi hocam dedi bir şey diyeceğim sana. Ama yanlış anlama beni dedi. Bak farkındaysan bir senedir camiye gelmiyorum dedi. Bir senedir de sana selam vermiyorum dedi. Evet hayırdır dedi. Yani bir yanlışımı mı gördün? Dedi hocam madem o paraya ihtiyacın vardı dedi. Deseydin onu bize biz sana onu verirdik yani. Yani olmadı yakıştıramadık sana hocam. Deme de diyemedik, arkandan da konuşup gıybetin olmasın dedik. Hoca efendi şöyle bir an durdu. Dedi hangi para? Sen dedi geçen sene bize iftara geldiğinde odada bir para vardı. Senden başka da eve gelen kimse yok. Yani parayı senden başka kimsenin alma ihtimali yok. Hoca efendi diyor başladı hüngür hüngür ağlamaya. Dedi hocam ağlama tamam biz helal ettik yani. Ama mesele ahirete kalmasın yani. Hoca dedi ki hayır dedi yanlış anladınız dedi. Ayağa kalktı gitti duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'i aldı açtı para içerisinde. O gün dedi siz içeride mutfakta yemek hazırlarken pencere açıktı öyle bir rüzgar esti ki paralar dedi sağa sola savruldu. Paraları topladım dedi aynı yere koysam gene rüzgar savuracak. Sağa sola baktım siz de içeriden gelmeyince. Dedim Kur'an en sağlam, en güvenilir yer. Kur'an'ın arasına koydum dedi paraları. Ağlamamın sebebi dedi bir sene geçmiş dedi. Evde bu Kur'an açılmamış ona üzülüyorum dedi. Siz nasıl Müslümanlarsınız ki bir senedir bu kitabın yüzünü açıp bakmamışsınız ya. Açsanız para içinde bulacaksınız. Öyle mi şimdi bizim evde hala açılmayı bekleyen Kur'an'larımız var mı? Ondan sonra da dua ediyoruz ya Rabbi niye dualarımızı kabul et? Niye kabul etsin? Sen Allah'ın gönderdiği kitabı kabul etmedin ki. Sen Allah'ın gönderdiği kitaba zaman ayırmadın ki. Allah bizi onlardan eylemesin. Dördüncü hastalığınız İbrahim Ethem diyor. Bu hastalıklarının sebebiyle Allah dualarınızı kabul etmiyor. Nedir o? Allah'ın verdiği nimetler karşılığında Allah'a şükretmiyorsunuz diyor. Şükür. Allah o kadar nimet vermiş size. Karşılığında şükreden var mı? Bak o zamanın insanlarına bunu söyleyen İbrahim Ethem. Bizi görseydi bize herhalde bir şey demez yüzümüze tükürürdü. Hani Hasan Basri Rahimahullah diyor ya. Tabiinin büyüklerinden Hasan Basri. Yani sahabe görmüş bir adam. Kendisinden sonra gelen etbe'u tabiini. Yani peygamber devri, sahabe devri, tabi'in devri, bir sonraki devir. 3 asır sonra peygamberden o devri gören Hasan Basri o zamanın Müslümanlarına diyor ki vallahi diyor ben öyle insanları gördüm ki sahabeyi kastederek siz onları görseydiniz derdiniz ki bunlar herhalde insan değil melektir. Sahabe öyle insanlardı melek zannederdiniz diyor. Ama onlar da sizi görseydi herhalde bunlar insan değil canım herhalde hayvanların bir değişik versiyonu derlerdi. Hasan Basri kendisinden bir sonraki dönem hangi dönem? İslam'ın en güzel yaşandığı dönemlerdeki Müslümanlara diyor. Sahabe sizi görseydi bunlar adam değil bunlar hayvan derlerdi. Hasan Basri iyi ki bizi görmemiş çünkü bize ne diyeceğini vallahi ben de bilmiyorum yani. Tenzih ediyorum ama fil hakika durum tespiti yapmak adına. Allah nimet vermiş size diyor İbrahim Ethem. Şükretmiyorsunuz. Bu kadar nankör bir toplumun Allah dualarını niye kabul etsin diyor İbrahim Ethem. Öyle mi? Hani ayette Mevla diyor ya وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın size verdiği nimetleri şöyle bir sayın diyor Allah. لَا تُحْسُوهَا Sayamazsınız. Hadi sayalım hep beraber. Hani bizim Karadenizli'yle Doğulu vatandaşın yemek tartışmasını biliyorsunuz. Oturmuşlar hangimizin sofrası daha zengin? Yani Kürtlerin mi sofrası, yemek alışkanlığı, kültürü daha fazla? Lazların mı daha fazla? Kürt demiş ki ya sen bizim mutfakları, bizim yemekleri anlatamam sana demiş yani. Biz o kadar zengin bir kültürümüz var ki. Laz demiş ki ya etme demiş ya. Sen sizde ne haber bizim kadar yemek çeşitleri? E sayalım o zaman demiş. E tamam o zaman sen başla demiş. Bizim temel başlamış. Bir, hamsi paklava demiş. Kürt durmuş. Dur demiş dur. Ne oldu? Daha sayma demiş. Niye?
O ki bu kaybanayım demiş, patlaması da oli, daha saymana gerek yok demiş yani. Allah'ın verdiği nimetleri sayalım. Bir, bu kadar mahlukat içerisinde bizi insan olarak yarattı. Böcek olarak da yaratabilirdi. Ağaç taş olarak da yaratabilirdi. Hiç yaratmayabilirdi de. Bizi insan, eşrefi mahlukat olarak yarattı. Öteki nimetleri saymaya gerek var mı? Hadi bir tane daha söyleyeyim. İnsan olduk, yetmedi. Bu kadar insan içerisinde Allah iman nimetini bize nasip etti. Bundan daha büyük nimet var mı? Hangi birimiz farkındayız? Hangi birimiz ellerimizi kaldırdık da ya Rab beni it, köpek, kedi, hayvan yaratmayıp insan yarattın. Ve bu kadar insan, 8 milyar insan içinde sana inanan, seni kabul eden, dinine inanan, kitabını kabul eden, sana secde eden, imanlı biri olmayı bana nasip ettin. Sonsuz şükürler olsun ya Rab. Karun gibi zengin olabilirdin. Firavun gibi saraylarda saltanat sürebilirdin. Olmasın dünyalık zenginliğin, makamın, mevkin. Allah iman vermiş sana. Ebedi cennetin kapısını açacak anahtar. Bundan daha büyük nimet var mı? Kaldı ki saymaya kalksan bitiremezsin. Bir göz nimeti, bir kulak nimeti. Bak konuşabiliyorum. Ama 3 ay konuşamadım. Allah elimden aldı o nimeti. Ne büyük nimetmiş konuşmak, dinleyebilmek, görebilmek, tutabilmek, yürüyebilmek. E bu kadar nimet neymiş? Ama patlıcan çok pahalı ya Rab. Öyle mi? Ya verdiklerini görsenize, vermediklerine, ulaşamadıklarınıza bakana kadar sahip olduğunuz nimetleri görüp de niye ya Rabbi sana şükürler olsun demiyorsunuz? Eğer siz şükretseydiniz Allah zaten artıracağım sözünü vermişti. Eğer ellerimizdeki nimetleri Allah bizden alıyorsa, dün ulaşabildiğimiz nimetlere bugün ulaşamıyorsa, Mevla'nın Kur'an'da ayeti var. Le'in şekertum le'ezidenneküm le'in kefertum inna azabine şedid. Şükrederseniz o nimetleri almam sizden Allah diyor. Artırırım. Ama nankörlük ederseniz de size azap ederim Allah diyor. Şimdi Allah bizi azap ediyor mu? Ekonomik olarak kriz yaşıyoruz. Enflasyon var, pahalılık var. Bunlar sebep. Allah bu işlerden haşa haberdar değildir. Allah bu işe müdahil değildir diyebileniniz var mı? Bunlar Allah'ın iradesi dışındadır diyebileniniz var mı? O zaman Allah ekonomik olarak bize kriz yaşatıyorsa demek ki Allah bize ceza veriyor, bela veriyor. Sebep ne? Nankörsünüz Allah diyor, nankör. Her birinizin kapısında 2 tane, 3 tane araba var. Her birinizin yazlığı, kışlığı, tenzih ederim, genele söylüyorum. Sokağa çıktığın zaman bakıyorsun ya, bütün lokantalar ağzına kadar, bütün dükkanlar ağzına kadar. Yani senelerden beri kazandınız da, ya verir ki 3 ay, 5 ay işleriniz kesat gitti. E yıllardır kazandınız, Allah verdi, imtihan gereği 3 ay vermedi. Ağlamanız mı gerekiyor ya? Niye bu kadar nankörleştiniz? Bu kadar nimeti veren Allah'a, bu kadar elhamdülillah sahip olduğumuz şeylere şöyle bir baksanıza ya. Ondan sonra İbrahim Ethem'in dediğini diyorum ben. Nankör olanların Allah dualarını kabul etmez. Şükreden kulun Allah duasına icabet eder. 5. hastalığınız. Hani dedi ya sizde 10 tane hastalık, 10 mikrop var, o yüzden Allah dualarınızı kabul etmiyor. 5. mikrop. Siz şeytan düşmanımızdır diyorsunuz ama şeytanla kol kola kanka arkadaşlık yapıyorsunuz diyor İbrahim Ethem. Nasıl tespit ama? 10 numara. Öyle mi değil mi? Şeytan bizim düşmanımız mı sorsak? Peki içinizde şeytana en son ne zaman kızdınız, öfkelendiniz, şeytana karşı içinizde o duyguları en son ne zaman yaşadınız diye sorsam ne dersiniz? Ama Müslüman kardeşine her gün kızıyorsun. Aynı safta namaz kıldığın omuz omuza Müslüman kardeşine buğz ediyorsun. Müslümanlar birbirlerine düşman gözüyle bakıyor ama en büyük düşman şeytanı kimse düşman olarak görmüyor. A partilinin düşmanı B partisi, B partilinin düşmanı falan parti,
İktidarın düşmanı muhalefet, muhalefetin düşmanı iktidar, A cemaati, B cemaatine, A tarikatı, B tarikatine birbirinize düşmanlık etmekten şeytana düşmanlık etmiyorsunuz. Şeytanla dost geçiniyorsunuz diyor. Şeytan ne dedi de yaptıramadı bize? Allah için düşünelim şimdi İbrahim Ethem'in dediğini. Şeytan hangi istediğini yaptıramıyor bize? Her dediğini yaptırıyor bize. Yalan konuş diyor, yalan konuşuyoruz. Gıybet edin diyor, gıybet ediyoruz. Harama bak diyor, harama bakıyorsun. Ha burada kandır diyor, kandırıyorsun. Aldat diyor, aldatıyorsun. Deyip de yapmadığımız bir şey var mı? Ha arada bizi böyle yani kandırmak adına diyelim. Birlikteliğimizden ola ki rahatsız olursun, uyanırsın diye de arada narkoz veriyor bize şeytan. Ne yapıyor? Ya oruç tut. Arada namaz kıl. Sen kendini doğru yol üzere zannet diye bazen seni teheccüde bile kaldırır şeytan. Anlamazsın. Böyle ellerini kaldırdığın zaman dersin ki bu dünyada benden daha takva Müslüman yok. Öyle zannettirir sana. Niye? Çünkü geçmişte yediğin herzeleri sana göstermeyecek ya. Kırdığın çanaklar. Onca haramlar. Yani iki rekat namazda kurtulacağını zannettirir sana. Şeytan öyle büyük bir hain, öyle büyük bir hın, öyle büyük bir düşman. İnnehu lekum aduvvu mubin. Allah diyor sizin apaçık en büyük düşmanınız. Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartan şeytan. Seninle benimle çocuk gibi oynuyor, farkında değiliz. Ondan sonra niye dua ediyoruz? Allah kabul etmiyor. Daha 5 tane hastalık, mikrop sayacağız. Ona da inşallah bir sonraki ders devam ederiz diyelim. Allah bizi dua edip dualarını kabul ettiği kullarından eylesin. Hüzâni'nâ el-Fâtiha.